Türk görgü oyunu denildiğinde hepimizin aklına Karagözlü Hacı İvat gelir. Peki gelin bakalım bu hikaye nasıl başlamış? Efendim, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, dünya ayna içinde, ayna perde içinde. Karagöz ile Hacı İvat hep kalır, hayaliler konup göçer zaman içinde. Günün birinde ateşi bulan insanoğlu gölgesinin duvara yansıdığını fark edip bunu bir oyun haline getirmiş. Günler günlerin peşinden koşturmuş, zaman geçmiş, bu bir sanata dönüşüp perdeye yansımış. İki adam bu sanatın Anadolu'daki adı olmuşlar. Bir tarafta muzip, tepkilerini çabuk açığa vuran ve bu yüzden başı sürekli belada olan halkın adamı, duygudaş ve kırklar elinde doğmuş olan Karagöz, karşısında ise onun tam tersi huylu ama bir o kadar da nazik Hacı İvat. Oyunlar oynamışlar, atışmışlar, şakalaşmışlar. Velhasıl kalem, günler geçmiş... Kalem değil. Hı? Yaptın kendini Karagöz gibi, kelam denir. Hı. Velhasıl kelam, günler geçmiş gitmiş ama onlar hiç bitmemiş. Halkın kahramanları olup çıkmışlar. Gölge sanatına değer üstüne değer katmışlar. Dillerden dillere aktarılıp kültür timsali olmuşlar. Hatta UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras listesine eklenmişler. Bu iki adam dünyayı anlatmışlar. Sonra da dünya bu iki adamı anlatmış. Ama bizim anlatacaklarımız burada bitmemiştir. Devamı gelecektir. Buraya kadar sürçülisan ettiysek affola. Bu yolda gidenlere selam ola.